Çanakkale içinde ayna çarşı, Çanakkale içinde ayna çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oh, gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Gençliğim sonsuz teşekkür ediyorum. O önemli duyarladığınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Dört kitap okusaydın keşke. Ne kadar güzel bir türkü diyor. Misafirimiz var diye fazla zaman almayalım istedik. Var. Bu akşam eğer krem gelir gelmediyse Ahmet'in burada program yapma şansı hiç yok. Yani mutlaka eğer bir tarafını kıracaksak yok estağfurullah. Bir tarafını kıracaksak yine tedavi edecek kremi var elinde. Başka bir şey yapmamız lazım. Bakacağız şimdi. Judo falan. Efendim çok kısa bir aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Ama bu muhteşem kremi hep birlikte takip edin. Haydi sahip bakalım. Olmak için hep beraber izliyoruz. Hanımefendi bir konuğumuz var. Samsun, Tokat, şimdi Ordu. Sırada. Ordu'lu çok cici sesiyle, fiziğiyle de hanımefendiliğiyle sevdiğimiz bir kardeşimiz Ezel geliyor. Ezel, alkışlarınızla. Thank you.
Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Sizler de ekran başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Çok güzel bir kalabalık var ama o enerjiyi aldık bir anda. Ezel, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk canım kardeşim. Ordunun dereleri değil mi? Yani tersine aktı bu akşam değil mi? Evet, akıldık. O pozitif enerjisiyle gerçekten Ezel kardeşimiz. Ordunun dereleri çok güzel, sevilen her bölgede. Türkiye'de 22 tane bilinen türküden bir tanesi. Kesinlikle. Yani en çok bilinen türküler vardır böyle. Mesela Kayseri'ye gidersin, Gesi Bağları. Tokat'a gelirsin, Tokat Sarması. Çarşamba Bayı Sel Aldı, Milli Marş artık Milli da. Milli Marş, Ordu Dereleri gibi oldu. Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem var. Allı Turnam var. Tabii, yani böyle işte iki keklik gibi, çökertme gibi bilinen türkülerden, çok bilinen 22 türküden biri Ordu'nun Dereleri. Evet, tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum. Ordulu olduğum için ordulu sevenlerime, hemşehrilerime, bütün Türkiye'ye daha dedim kolay ulaşayım diye farklı bir konsept yaptık. Herkese çok beğendi. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel oldu. Bir eser vallahi ben daha de çok alsak mı? Alalım. Beğendiğimi söylüyorum. Ne gelecek şimdi? Hareketli yine. Bir de şöyle Ankara'ya gidelim bakalım. Haydi bakalım. Alkışlarınızla geliyor güzel bir türkümüz daha Ezel kardeşimizden. Hadi. Yine erdi dağlar, Ankara'nın dağları da eriyor.
Ankara'ya da selamlar olsun buradan. Ezel. Efendim. Şimdi bu türkü zaten TRT'nin repertuarında olunan 100 yıllık bir türküydü. Kesinlikle, evet. Bunu Coşkun kardeşimiz Ankara'nın Bağları kısmını ekledi. Nakarat'a ekledi. Nakarat'tan sonra daha güzel bir türkü oldu. Yani eskiden hı hı. biraz daha kısa olduğu için pek bilinmiyordu. Şu anda Ankara'nın dağları daha da güzel ama şimdi olmuş, de değişik bir Eresin Karları falan filan derken bu Ankara'nın söz gibi. Ankara'nın Bağları Coşkun'a ait. Ankara'nın Dağları Ezel'e ait. Ankara'nın Dağları eğri gider karları. Ben de önce Bağları diye dinledim. Sonra ikinci dönüşte Ankara'nın dağları mı bağları mı dedim bir an böyle kendime. Ankara'nın dağları eğri gider karları. Felek gözüm kör olsun yine. Vallahi Ankara öyle bir Ankara oldu ki lastik gibi bir sağa çekiyorlar bir sola. Ankara da şaşırdı. Ankara olduğuna pişman oldu da. Allah eyvah eyvah. Herkes içlerini alıyorlar da Ankaralılar teşekkür ediyorum buradan da. Geçen değerli kardeşim Erdal Güvendi'nin programındaydık pazartesi günü. Aa canım arkadaşım ona da selamlar olsun. Orada nasibet geldi yani. Konu açıldı. Benim Ankaralı... Hüseyin abinin olduğu yerde. Nasıl böyle bir... Sümer Özgü abim benim. Çok severim. Kendisi sevgiler, aslen saygı, Trabzonludur. Evet. Akçabatlıdır. TRT Ankara Radyosu'ndan tanışırız. Sümer abi Ege, Bodrum, Burdur. Yani değil o mi? Efelerin Akdeniz. Diyarında büyümüş. Babasının memuriyeti dolayısıyla. Güzel Türk halk müziğine hakikaten çok güzel eserler kazandırmıştır. Çok da saygı duyduğum bir abim. Bir programda dedi ki ya bu Türk halk müziğini dedi Nakada dedi rencide ediyorlar dedi Türk halk müziğini dedi erozyona uğrattılar falan. Ankaralı sanatçılarla ilgili de böyle bir serzeniş oldu. Namık kardeşim de güzel bir programda dedi ki ya bizi dedi halk müziği sanatçısı diye nitelendirmiş Sümer abi dedi. Biz dedi eğlence müziği sanatçısıyız. Biz halk müziğine bir zararımız yok dedi yani. Ben dedi ah babam sağ olsaydı mı yazdım. Türkiye dünya dinledi. Şimdi saygı duymamak mümkün değil yani. Tabii, doğru, eğlence sektöründe. Şimdi siz gidip de adama yani böyle 7-8'lik işte 18'lik aksak türküleri dinlettiremezsiniz. Onlar eğlenecekler, deşarj olacaklar. Onun için bu sektörde işini iyi yapan herkese saygımız var. Kesinlikle. Ama işi tiye alanlara da biraz durun bakalım demek gerekir. Yani o kadar bu iş kolay değil ama ordunun değerlerini beğendim. Tabii onu da halk verecek o kararı. Yani bütün müzikleri dinleyen halktır. Kulağa hoş gelen her türlü müziği dinliyoruz. Hoş gelmeyeni de kapatacağız ki anlaşılacak değerli üstadların kıymetleri. Evet. Ezel'e bir fatura kestik bu akşam. Geç kaldığı için reklamlar, ekmek parası için biliyor bir sinyal verelim. Çok kısacık reklamlar. Sakın bir yere ayrılmayın. Ezel'e seyrettik. Şimdi herkesin beklediği o ana geldi. Çünkü az önce söyledim dedim ki... Ve bu seni
düştün elime. Ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile. Çile bülbülüm. Bu kadarcık mı? Kamera şakasıydı bence bu, değil mi? Bence bu kamera şakasıydı. Gerçeğini istiyorum. Hazır mısınız? Çile. Çile bülbülüm. Çile bülbülüm, çile, çile bülbülüm, çile. Çile bülbülüm. Zeki abi yardım etti bence. Son kez yapıyoruz, hazır mısınız? Hazır mısınız? Çile. Bülbülüm. Çile bülbülüm, çile. Seni gidi seni. Sen şimdi buldun, baktın keman meman da var. Ay ama çok güzel gerçekten. Nasıl? Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. O genç kardeşimizi, şimdi bize keman çalıyor kardeşimiz ya, canlı yayın ucucuna yetişti. Tanımıyoruz. Adını da bilmiyoruz. Bu müziğin dili yok işte. Birbirimizi tanımamıza gerek gönülden yok. Gönülden gönül ama ben... Şarkıları tanıyorsa... Bir ara hissettik değil mi siz de, evet, buna söylediğiniz? Evet. Çok güzel giriyor tuşesi falan diye. Bir tanıyalım genç kardeşimizi Seyhan'cığım. Ben hemen mikrofonu uzatacağım. Lütfen. Bu mikrofon bugün... Hoş geldiniz. İsminizi öğrenelim öncelikle. Aşkın soyadınız? Aşkın. Aşkın. Aşkın aşkın. Ay ne güzel. Çok güzel. Senin ananla baban... Senin ananla baban bu ismi, soya ismi özel mi taktılar sana? Yok, sonradan değişti ama yani bu planlıydı aslında. Aşkın aşkın.
Aşk ile çalıyor vallahi. Ellerine sağlık sevgili Aşkıncığım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ve aşkın... tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Aşk adamı olduğu belli. Nasıl güzel şarkılar aynen yorumluyor, öyle çalıyor. Yüreğine sağlık kardeşim. Hoş geldin. Seyhancığım, bu akşam... sevgili Ezel bizimle. Ezel gel yanımıza ya, gel. Geldim. Gel. Şimdi Samsun ortada ya. Ben şöyle ortada duruyorum. Aynen böyle bak. Tokat burada, Ordu da burada. İki Samsun... çiçek, bir böcek. Öyle oldu. Şimdi bak bu güzel kardeşlerim hakikaten sesleri çok güzel. Güzel türküler söylüyorlar. Geçen haftan beri şey vardı. Akmuş'un gürgenlerini istiyorlardı. Peki. Orijinal Ordulu'yu bulmuşken. Söyledim değil mi? O... Alalım sevgili Ezel'den. Seve seve. Yani hazır değilse başka bir şey dinleyelim ama. Aa, yok yok. Yani bir iki tane Ordu türküsünü diyelim. Tamam dinleyelim. Bütün Ordululara buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Belediye başkanlığına, dernek başkanlığına diyorum ki bak bu kızımızı değerlendirin. Sesi de güzel. Yüreği de güzel. Kendini güzel, yüreği güzel. Kendi güzel dersek nazar mazar değer de. Ay yok. Ah ah. Hem gözlerin değer nazarı. Biz ona sevgiyle bakıyoruz. Hadi. Alkışlar da hazır mıyız? Akmuş'un gürgenleri. Öyle. Hüseyin abicim sen mi böyle oturacaksın herhalde? Ben ses çalarken oturacağım böyle. Hadi. Bağlamayı vereyim istersen. Ha? Bence burada bir alkış olmalıydı. Değil mi? Hemen veriyorum. Ben seni tanımadım, tanımadım.
tüm Türkiye'ye selamlar. Kardeşim benim, yüreğine iyi sağlık. Şimdi bu ölümsüz türkülerden iki tanesini okuduk. Ordunun dereleri, akmışım dükkanları. Evet. Şimdi isim de verelim. Ben şeyi çok seviyorum. Yani bir söz kime aitse onu söylemek lazım. Ben duyduğum insanı söyleyeceğim. Evet. Abdullah Karaman var bizim Rizeli, çok sevdiğimiz. Bu hani meşhur tavuklar vardı ya, tavuklar pulli pulli. Hı hı, evet. Ondan sonra ölüm dediğin nedir? Dalda bir kuru yaprak. Yani çok ana gibi yar olmaz. Abdullah abinin güzel eserleri vardır. Zaman zaman birlikte oluyoruz. Ordu'da bir, Allah nur içinde yatırsın, cenaze abi namazında meftayı koymuşlar. Namaz kılınacak. Hoca demiş ki, musallat taşında mefta yatıyor. Demiş arkadaşlar, cenaze namazına başlamadan önce Sübhaneke'yi bilen, Allahümme'yi bilen, Kulhu'yu bilen okusun. Bilenler demiş bildiği duaları okusun. Ama demiş bilmeyenler de demiş ordunun dereleriyle Akkuş'un Gürgen'den okusun. Değil mi? Böyle demiş ya. Valla en mübarek dua. Tövbe yarabbim. Ölüyü de diriltir. Ya nereye gitsen var ya, bin defa istek alıyor bu Akkuş'un Gürgenleri. Ya nasıl bir gürgenler var orada biliyor musun? Aa, evet 50 ya metre, 100 metre. Aynen. Şekli. Kalınlığını bir kamyon götüremez. Valla ben bir kere gitmiştim öyle de. Dedik bir kaçamak yapak dolaşak falan. Çatır çutur bir sesler, ayaklarımız şeyimize değiyor. Yani. Öyle bir koştuktan korktuk çünkü. Evet efendim. Allah zeval vermesin bu Akkuş'un dağlarında hakikaten gürgenleriyle mücadele edenlere. Eskiden çok kaçaklılar vardı orada çok, da. Evet. Şimdi Giresun, bu iş adamımız. Evet Aydın abi. Aydın abi. Aydın Bay ve ailesine buradan sevgilerimizi gönderelim. Aydın abi hakikaten sanatçı dostu, gönül dostu. Evet çok Aydın Bey. Değerli bir hemşerimiz. Ben buradan kendisine selam saygılarımı iletiyorum. Yine Gümüşhane Geçit Köyü'nden Kadir Balyedi ve ailesi. Buradan sevgi saygılarımızı iletelim. Evet. Geçen festanede